İyi günler. Preikos'u devam eden ve 16 Haziran'da başlayan ve 17 gün daha sürecek olan Softcap'ı geçilmiş. Yani 3 milyon doları geçilmiş ve Hardcap'ı 100 milyon dolar olan My Crypto Bank'la karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlere My Crypto Bank'ı anlatacağım. My Crypto Bank hem bir kredi kartı şeklinde ve bir sağda gördüğünüz üzere bir mobil uygulaması da olacak. 16 Temmuz'da başladı Preikos'u. Gördüğünüz üzere burada iki tane lisansları var. Sana fiyat para birimine karşı sanal para birimi hizmet sağlayıcısı ve sanal para cüzdan hizmet sağlayıcısı lisanslarını buradan almışlar arkadaşlar. Burada en çok önemli olan lisansları ve ICO Ratings'lerinde listelenmiş arkadaşlar. Birçok ICO Ratings'lerinde listelenmiş. My Crypto Bank'ta karşınızdayım. Yüksek ücret, yani aşırı aracılar nedeniyle geleneksel bankalar ve bankalar arası ve uluslararası havale transferlerinde yüksek ücret almaktadır diyor. Uzun zamandır beklenen transferler, banka havaleleri genellikle yavaş işlemlerin yapılmasına yol açan birkaç merkezi düğümlere dayanmaktadır. Bölgesel kısıtlamalar, geleneksel bankalar ülke sınırlarına göre çitle çevriliyor. Döviz bariyerleri. Bankalar sadece klasik para birimleriyle çalışırlar ve kripto parada depolamaya ve ödemeye izin vermezler arkadaşlar. Kripto bank ise sektöre nasıl bakıyor? Düşük ücretler olacak. Blockchain platformu aracılarından kurtulma ve transfer ücretlerini en aza indirmeyi sağlayacak. Anında transfer yapacaklar. Merkezi olmayan platform saniyede 100 binden fazla işlem gerçekleştirecek ve 0,01 saniyelik bir hızla işlem gerçekleştirebilecektir. Bölgesel limit olmayacak. Kripto para birimleri ilçe sınırlarına bağlı değildir ve MyCryptoBank tüm fiyat ve kripto para birimlerine dosttur. Kripto para birimlerinde ödeme yapmak, transfer yapmak ve kredi almak mümkündür arkadaşlar. Az önce açtığım lisansları göstereceğim sizlere. Gördüğünüz üzere lisans numarası aynı şekilde. MyCryptoBank gördüğünüz üzere lisanslı alınmış, hazır yatırım yapılmış bir şirket. ATM altyapısı olacak. Sanal kart, banka kartı veya ödeme halkası, çoklu dijital kartlar olacak. Alınan kripto paraların lisanslarını burada az önce görüyorsunuz. EOS altyapısını kullanacaklar. İlerleyen zamanda EOS 2 gün dayanabildi, ancak kendi altyapılarına geçmeyi hala planlıyorlar ve iyileştirme sürecindeler şu anda. Çevrimiçi bankacılık ve mobil kripto bankası olacak. Çok dövizli krediler ve P2P, kişiden kişiye krediler, para transferleri, kripto kazanma ve banka mevduatı burada geçerli olacak ve gördüğünüz üzere bir Forex trading sistemi de kuracaklar. Yani Forex al-sat yapabileceksiniz döviz çiftleriyle ilgili. Bir online bankacılık olacak. Tüm MyCryptoBank bank servisleri her zaman cebinizde ve mobil uygulamanızda olacak. Para transferi sağlayacaklar ve değiş tokuşu sağlayacaklar arkadaşlar. Krediler ve kişiden kişiye kredi sistemi oluşturmuşlar. Abi, tüm ATM'ler müşterilerin para girişi yapabilmesi, para çekebilmesi için binden fazla ATM kurulması planlanıyormuş. Sanal kartlar olacak. Kripto para birimlerinde işlem yapmak için sanal kartlar olacak. Visa, Mastercard, UnionPay ve ayrıca Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay gibi mobil hizmetler de olacak. PayPass, QuickPass gibi web sitelerini de destekleyecek arkadaşlar. Banka kartları, debit kripto kart kullanıcılara tüm kripto paramları ve fiyat paralarını yönetme konusunda tam esneklik sağlar ve kripto para birimleri ülke sınırlarına bağlı olmadığından banka kartları seyahat ederken ödeme yapmak için mükemmeldir ve bir banka kartı ayrıca çevrimiçi veya mağazalarda ödeme yapmak için de uygundur. Kripto para kazanma, şifreleme hizmetleriyle arada para kazanacaklar ve bir Forex trading sistem olacak. Çok özür diliyorum arkadaşlar. Bir döviz takası yapabileceksiniz. Gördüğünüz üzere mevduatlar ve danışmanlık servisleri olacak. Gördüğünüz üzere bir ring, yani yüzük olacak. Gördüğünüz üzere ödeme yüzükleri. Bir ödeme halkası bankanın ödeme sistemine entegre edilmiş ve banka kartına benzer ödemelerin yapılmasına izin veren temassız kartların bir benzemesidir. Ödeme yapmak için ringi bir terminale getirmek yeterlidir ve gerekli miktar düşülecektir. Online ödeme yapmak da mümkündür. Her ödeme halkasında atanan numara geçerlilik süresi
ve CVV kodu vardır. Halkalar dayanıklı ve su geçirmezdir. Görüyorsunuz. MyCryptoBank gerçekten hoşuma gitti. Şunlardan bir tane olsa. Çoklu dijital kartlar olacak. Arkadaşlar ilerleyen zamanda bunları kullanabileceksiniz. MCB jetoni ödemeleri gerçekleştirme anında dünya çapında havale yapma olanağı veren hızla büyüyen bir kripto para birimi olacak. MCB jetonu exchange'lerde listelenecek ve jeton sahiplerine tüm bankacılık erişim hizmetini sağlayacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz üzere standart Silver Gold Platinum olarak dörde ayırmışlar. 6300 MTC olacak. Tüm servisleri kullanabilecek. 6000 MBC olacak. %10 indirim. Döviz para transferleri, nakit çekme, bankalar arası %5 cashback. %0,5 zamanlı para yatırma. 160 tam fazla dondurulmuş dönem olacak. 90 bin olduğumuz zaman %25 indirim sağlıyor. 300 bin olduğumuz zaman %50 indirim sağlıyor. Yol haritaları bu şekilde arkadaşlar. 2006'da başlayan proje şirketi kurulmuş. 2014'te terminali kurmuşlar ve 2015'te 5000 ödeme terminali kuruldu. Bankalarda bankalarası piyasaya doğrudan erişim için dikidizi sağlayıcı ile sözleşme imzalandı. Ödeme sisteminin devreye alınması gerçekleştirildi. Temmuz'da MCB proje konsepti gerçekleştirildi. 2018'de ciro ve cüretkar kripto kuruntu ile verilen siber valiyos için lisans parasal varlıklara siber doğrudan işlemler yapıldı arkadaşlar. ICO presalesi ve ICO'su bu şekilde exchange'lerde başladı arkadaşlar. 2019'da ise daha biraz daha karmaşık bir sistem. Kayma adalarında elde edilen BET uluslararası bankacılık lisansı alacaklarmış. Gördüğünüz üzere Swift'te şirket ortaklığı olacakmış. Euro bölgesinde finansal operasyonlar için EPC kural kitabının uygulanması, biyometrik verilerle kullanıcıların tanımlanması için teknolojinin doğrulması, bir okul lisansı alınacak. MCB Mobil Bankası'nda kredinin lansmanı olacak. MyCryptoBank bu şekilde. Kripto terminalinin mütevelli para girişi ve kripto para birimlerinde değiştirme işlemleri uygulanması olacak. Baktığınız zaman toplam tokenlerin %65'i ICO'da, %10'u takıma, %3'ü Bounty'ye ve %7'si expert olarak ayrılmış. Gördüğünüz üzere blockchain platformu üzerinde %30 ayırmışlar ve toplamda kaç milyon token var? Bakıyoruz. 30 milyon ve toplamda pre-ICO'da 3 milyon toplanması planlanıyor. Maksimum 30 milyon. ICO'da 97 milyon para toplanmış. Gördüğünüz üzere 0,2'den başlayıp 0,50'ye kadar giden bir fiyat söz konusu. Takım bu şekilde olacak arkadaşlar. Takım gayet geniş. Danışmanlar aynı şekilde. Partnerler IBM ve KPI gibi birçok şirket var. Gördüğünüz üzere buradan destek olabilirsiniz arkadaşlar. MyCryptoBank bu şekilde. Gördüğünüz üzere Fintech üzerindeki uygulamaları görüyorsunuz. En çok Çin ve Hindistan'da olmak üzere gittikçe artıyor. Tabii ki bunların da hedefleri buralar arkadaşlar. İyi günler diliyorum.